Böbrek ve mesane temizlemesi, ağrı kesici, ateş düşürücü, aspirin, kan sulandırıcı ve diğer tıbbi ilaçlar, doğal olmayan yiyecekler, fazla süt ve süt ürünü, özellikle kan grubu 0 ve A olanlar için, taze mayalı ekmek, beklemiş ıspanak yemeği, domates salçalı yemekler, yemekten sonra yenen meyve. Durgun su, siyah çay, kahve ve hazır içecekler. Dar pantolon ve dar ayakkabı böbrek ve mesanede taş oluşmasına zemin hazırlar. Sindirimin bozulması ve diyabet gibi metabolizma bozuklukları. Böbrek hastalıkları, tümör sebebiyle karaciğer, dalak, rahim, yumurtalık ve bağırsakların büyüyerek böbrekleri sıkıştırması. Yaratılıştan veya anne sütü yerine başka besinler alınması sebebiyle böbrek yapısındaki farklılık ve kronik kabızlık da taş oluşmasına yol açabilir. Böbrek ve mesanenin temizlenmesinde amaç, taşları parçalayarak, kireci eriterek dışarı atmak, böbrekleri kuvvetlendirmek ve bu şekilde karaciğer temizlemesini tamamlamaktır. Taş ve kireç çözerek idrarla atmayı sağlayan ilaçlar. Böğürtlen kökü, defne kökü kabuğu, defne meyvesi, maydanoz tohumu, turp tohumu, özellikle kara turp tohumu, turp yaprağı suyu, pelinotu, tarçın, enginar suyu ve kökü, havuç tohumu, kekik, kimyon, anason, misvak. Taş oluşumunu önleyen, idrar artıran ve çözülen kalıntıları idrarla atmayı sağlayan ilaçlar. Temiz su, havuç suyu, kırmızı pancar suyu, ıspanak suyu, maydanoz suyu, kereviz ve yaprağının suyu, limon suyu, greyfurt suyu, karpuz, karpuz çekirdeği, karpuz kabuğu, ısırgan otu, kavun çekirdeği. Pişmiş ıspanak ve durgun suyun taş yapması, fakat çiğ ıspanağın ve temiz canlı suyun taş eritmesi dikkat çekicidir. Çiğ domates ve ıspanakta bulunan canlı oksalasit, aktif kireç eriticilerden biridir. Ancak domates ve ıspanak pişirildiğinde, doğal yapısını kaybeden oksalasit, tam tersine, taş yapıcı olur. Durgun su için, su bölümüne bakınız. Hazırlık. 3 çorba kaşığı çörek otu öğütülerek 200 gram bal ve 3 baş sarımsak ile karıştırılır. Günde 3 defa birer çorba kaşığı alınır. Sonra her defasında kabuğuyla beraber 1 limon yenir veya 1 ila 3 limon suyu artı 150-1200 gram su karışımı ya da greyfurt suyu içilir. Veya 100 gram limon suyu artı 100 gram zeytinyağı artı 3 baş dövülmüş sarımsak artı 50 gram taze sıkılmış maydanoz suyu karışımından sabah akşam 50'şer gram içilir. Buna 3 ila 5 gün devam edilir. Tercih edilen karışımla birlikte her gün arpa suyu hazırlanarak içilir. 200 gram kabuklu arpa 2 litre suda 3-4 saat bekletilir, sonra aynı suda 1,5 saat kısık ateşte kaynatılıp süzülür. Arpa suyu bal ile tatlandırılıp gün boyu bitene kadar içilir. Arpa yerine aynı şekilde kabuklu yulaf da kullanılabilir. Günde bir defa salata yenebilir. Hekimin önerisiyle yapılan böbrek temizlemesinde yalnız aşağıdaki son 3 gün uygulanır. Böbrek ve mesane temizliğinde aşağıdaki iki yöntemden biri uygulanır. Her iki yöntemde de 3 gün boyunca her gün günde 3 defa ılık kekik çayı ile birlikte aşağıdaki taş kırıcı karışımdan 1'er çay kaşığı yutulur. Eşit miktarlarda defne meyvesi artı yabani kekik artı tane kimyon artı gilaburu ağacı kabuğu artı zencefil artı tarçın öğütülür. Gilaburu kabuğu yerine anason da kullanılabilir. 1. Yöntem, gün boyu dönüşümlü olarak aşağıdaki meyve sebze suyu karışımı içilir. Günde 4 defa 1 limon suyu artı yarım bardak ılık su karışımı içilir. Taşların büyüklüğüne ve kan grubuna göre limon sayısı 10'a kadar çıkarılabilir. Eşit miktarlarda havuç suyu artı kırmızı pancar suyu artı salatalık suyu artı su karıştırılır ve günde 4 ila 7 bardak içilir. İlk olarak 1 bardak limon suyu karışımı içilir. Limon suyu karışımından sonra 1 saat, sebze suyu karışımından sonra ise 2 saat ara vermek gerekir. Not, limon suyu içemeyenler greyfurt suyu içebilir. Salatalık yerine maydanoz, kereviz yaprağı, hindiba veya ısırgan otu kullanılabilir. 2. Yöntem 200 gram kabuklu arpa veya yulaf 2 litre su ile 2 ila 4 saat ıslatılır. Sonra kısık ateşte 1,5-2 saat kaynatılır, süzülerek günde 8-10 bardak içilir. Günde 2 defa arpa suyu hazırlanır, bununla birlikte kekik demleyerek veya arpa samanını 20-30 dakika kaynatarak banyo suyuna katmak taş düşürmeye yardımcı olur, sancıyı hafifletir.
Kas ve kemik hastalıkları. Bölümüne bakınız. Çok kuvvetli ilaçlar, bu yöntemlerle eritilemeyen büyük ve eski taşları eritmek için, bu kuvvetli ilaçları kullanmak gerekir. Kuluçkadaki civciv yumurtadan yeni çıktığında yumurta kabukları yıkamadan kurutulur, ince dövülür ve sabah akşam bir er çay kaşığı suyla yutulur. Veya 15 gram karanfil artı 30 gram karpuz çekirdeği artı 30 gram nohut, en iyisi kara Hint nohutu, fırında yakılarak elde edilen kül iyice ezilip karıştırılır ve sabah akşam birer kahve kaşığı yutulur. Arkasından 150 gram yabani semizotu suyu artı 30 gram kereviz yaprağı suyu artı 50 gram su karışımı veya yukarıda verilen sebze suyu karışımı içilir. Ayrıca 100 gram kara turp suyu gün boyu yudumlanır. 3 gün hiçbir şey yenmez. Kaynak: Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı.